herkes hissettiği yaşadır. Ben görüyorum. Sen şu anda 60 yaşındasın, ben 32 yaşındayım. Herkes hissettiği yaşta. Yaş falan diye bir şey yok. Herkes hissettiği yaşta. Engellenemez. 6 ay çalışıyor, 6 ay. Evet. Oğlum Amerika'dakinde akıl var da bizde akıl yok mu? Doğru diyorsun. Ne konuşuyorsun sen? Sende ve hepinizde bir Amerika özentisi var. Amerika niye peki demiyorsun ki? Bunu Türkiye'de biz niye yapmıyoruz? Kusura bakmayın, ben de vuracağım artık. Peki siz neden iPhone kullanıyorsunuz başkanım? Aa başkanım çok iyi bu arada kadraj. Mükemmel olmuş ya. Esabil peki biz iyi miyiz başkanımla yani? İyiyiz. Bence çok güzel. Ana kamerada? Tabii ana kamerada da güzel. Mavi kırmızı gibi oldu. Güzel oldu. Başkanım ben şey soracağım size. Sağ elinize bir bakabilir miyim? Tabii. Şöyle ya o kadar çok masaya vuruyorsunuz ki başkanım. TikTok'ta sürekli sizi izliyorum. Kıpkırmızı. Niye böyle başkanım ya? Sor yayında sor. Yani şöyle hani şu an kayıtta mıyız arkadaşlar? Evet. Ben videoyu açmadan direkt soruya daldım ama öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Arkadaşlar yeni bir videodan herkese merhaba, umarım keyifler yerindedir. Bugün sevgili Mustafa Sarıgül'le birlikteyiz. Telefonunu kurcalayacağım başkanım. İstediğin gibi bakabilirsin. Bakacağım mesajlara, Instagram'a, TikTok'a gireceğim ve size merak ettiğimiz sorular olacak. Kardeşim her şeyimiz açık ve net. Telefon istediğine bakarsın, bizde gıldırgıçlı hiç olmaz. Evet başkanım. İstediğine bakabilirsin. O zaman şöyle ben hemen ekran kaydını şu şekilde başlatayım. Sesimizi de alalım. Ben teknolojim yok ama sen benden daha hiç bilmiyorsun. Başladık yani, başkanım. Gözüküyor. Şu an başladı. Başladı. Al. Şu an her şey gözüküyor. Ama başladı. Bu telefonda ne var şeyine bakmadan önce size belli başlı sorularım var başkanım. Sor. Ya şimdi ben bir telefon kullanıyorum. Tabii bu telefonu ben kendi paramla almadım. Bu telefonun fiyatı 50 bin lira. Yani bu fiyatlar ne olacak sizce? Bunun tabii ana formülü ekonomik milliyetçilik. Evlat çok üretmezsek doğru bir iş yapmayız. Bunun evet. için ne var biliyor musun? Tarlada üretim, fabrikada üretim, kamuda dürüst yönetim. Bunu yaparsak, liyakattan ve adaletten ayrılmazsak bu fiyatları düşürürüz. Liyakatsız ve adaletsiz olursak bu fiyatlar artar gider. Dikkat edin. Evet. Başkanım hangi telefonu kullanıyorsunuz? Vallahi şu anda bu gördüğün telefonu kullanıyorum. Bizim dönemimiz çok fazla biz teknolojiden anlamayız. iPhone 12 Pro kullanıyorsunuz başkanım. Şu anda yenisini yaklaşık... alamadık oğlum. Yenisi 56 bin lira. Nasıl alacağız? Konuşuyoruz. Senin tuzun kuru, biz öyle değil ki. Nasıl alacağız yenisini? Peki başkanım size şöyle bir soru sorsam. Bu, ne sorarsan bu telefon sor. Amerika'da üretiliyor. Evet. Amerika'ya buradan çağrı yapabilir miyiz? Yani ey Apple gel Türkiye'ye fabrikanı aç, üretim yap diyebilir miyiz? Yani diyemem, demem. Bunu biz yapacağız. Türkiye'de biz yapacağız. Teknolojiyi biz geliştiririz. Evet, oğlum abi. Amerika'dakinde akıl var da bizde akıl yok mu? Doğru diyorsun. Ne konuşuyorsun sen? Sende ve hepinizde bir Amerika özentisi var. Yok, Amerika basın kardeşim. Şimdi... Var tabii. Amerika niye peki demiyorsun ki? Bunu Türkiye'de biz niye yapmıyoruz da? Amerika'yı çağıralım da buraya gelsin de gitsin de hepinizde bir Amerika özentisi var. Ama haklısınız. Niye biliyor musun? Ama herkes kullanıyor o başkanım. O filmlerde onu kur. Şimdi bizim dönemimizde ben niye partiyi kurdum? Benim 5D formülümden bir tanesi de biliyor musun? Tarım, tekstil, turizm, teknoloji. O teknolojiden evet. bir tanesi bu teknolojiyi biz üreteceğiz. Bizde Venüs var ama daha da güçlendirmek gerekiyor. Benim bu nasıl bir şey biliyor musun? Bu Amerika'da üretiliyor. Çin'de yaptırılıyordu. Bu 80 dolara Çin'de yapılıyor. Bilgi Amerika'dan gittiği için parayı Amerikalılar evet, kazanıyor. Yani marka ismi o olduğu için daha pahalı başkanım. Niye biliyor musun evlat? Amerika uzun yıllar Türkiye'yi sömürmüş ve sömürmeye devam ediyor. Şunu unutma ki Malazgırt'tan Kocatepe'ye tam bağımsız Türkiye diyen parti biziz. Oşt Amerika, puşt Amerika, Türkiye'nin neresinde bir olay varsa, savaş varsa bilesin ki onu da Amerika çıkarmıştır. Anladım başkanım. Az anladın ama. Anladın ama az anladın. Mesela sende de bir Amerika sempatizör. Yok başkanım ben... Niye demiyorsun ki başkanım haklısınız, doğru söylüyorsunuz. Niye konuşmuyorsun? Ben Türk milliyetçisi anladın başkanım. Başkanım. Nasıl yani? Ama sizi dinlemek güzel başkanım. Şimdi siz yıllardır siyasete önem vermiş, hizmet etmiş, bu ülkeye hizmet etmiş bir insansınız. Sizden gelen görüşler benim için, biz gençler için aslında çok önemli. TOG'u alacak mısınız? Fiyatı ne kadar olur? TOG önemli bir yatırım. Geç kalmış bir yatırım. Bazı okumuş cahiller ben TOG'a gittiğim için beni eleştirdiler. Ben TOG'a bir siyasi partiye gitmedim. Devletim adına gittim. Türkiye'deki 5 tane girişimci yatırımcıyı desteklemek için gittim. TOG için diyorlar ki yerli değil. TOG sanayi hakkı Türkiye'ye ait. Mülkiyet evet, hakkı Türkiye'ye ait. Türkiye'de üretiliyor. O nedenle TOG yerlidir. Türkiye Değişim Partisi'nin ekonomik milliyetçilik anlayışına uygundur. O nedenle ben Alman arabalarına, Fransız arabalarına, İtalyan arabalarına güle güle hoş geldin TOG, yerli malı, yurdun malı, herkes TOG'u kullanmalı diye söylüyorum. Bir alkış alalım. Evet.
Başkanım valla çok keyifli, çok enerjik bir insansınız. Öncelikle geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Benim merak ettiğim bir tane daha soru var. Siz geçen gün Elon Musk'a bir sinirlendiniz başkanım. Yani bayağı sinirlendiniz. Bu Twitter'ı satın aldı vesaire. Niye sinirlendiniz bu adama? Onu merak ediyorum. Ya şöyle, küçük yatırımcıları bunlar çok mağdur ediyorlar. Evet. Bunlar bir tweet atıyorlar. Küçük yatırımcılar oraya giriyor. Adamın 5000 doları var, 3000 doları, 1000 doları var ve daha sonra bunlar çok mağdur oluyorlar. Düşünün ki dünya çapında olan şeyler var. Ben mesela bu Twitter'ın da tekelleşmesini doğru bulmuyorum. Adam gelir gelmez kaç bin kişi işten çıkardı, çalışmalar yaptı. Bunlar burası bir Twitter olsun, sosyal medya bir özgürlük alanı. Bu özgürlük alanına ticari olarak müdahale edilmesini kesinlikle doğru bulmadım. Anladım. Ve gelir gelmez de baktın ki şey yaptı. Tabii şu anda ben bile maalesef Twitter'ı çok kullandığımız için evet, bizi yasaklar diye şu anda Elon Musk konusunda gerçek düşüncelerimi söyleyemiyorum. Peki başkanım ya bu genç... Anlamadın ne söylediğimi. Dinlemiyorsun ki. Başkanım. Ben sizin söylediğiniz her şeyi... Ben sana diyorum ki Elon Musk konusunda ben şu anda gerçek düşüncelerimi söyleyemiyorum. Çünkü maalesef oyuncak onun eline geçtiği için beni de engeller diye korkuyorum. Yine Amerika başkanı. Maalesef. Ya yine yaptı yapacağını maalesef. Maalesef ha. Aferin, ben de kusura bakmayın. Ben de vuracağım artık. Başkanım şimdi şöyle bir durum var. Yani ben size bir örnek göstereceğim. Bu gençler gerçekten yani biz ya bir teknoloji ürünü alırken çok zorlanıyoruz. Size bir kılıf göstereceğim. Bu kılıfın fiyatı sizce ne kadar başkanım? Lütfen. Siz bir söyleyin. Bu şeye gittiğin karbon zaman, fiber. iPhone'a gittiğin zaman burada 1200 lira. Dışarı, iPhone değil ama. Dışarıda, başka bir şey. Tabii dışarıdan aldığın zaman 150 lira. Daha pahalı. Daha pahalı. 1500 liradan daha pahalı başkanım. Şu anda 1500 lira oldu bu. Daha pahalı. Vay vay. Ne kadar biliyor musunuz başkanım? 3000 lira. Vay vay vay. Telefon kadar ya neredeyse. Başkanım 3000 lira bir kılıfa evet, yani evet, verecek evet, duruma geldik. Her neyse başkanım şimdi ekran kaydını başlatacağım. Ekran kilidine hiç basmayalım çünkü olur, ekran kaydı duruyor. Olur. Yani şuraya basmayalım. Olur. Yüzünüzü şöyle Face ID tanıyacak mı? Başkanım Face ID sizi nasıl tanımaz? Bütün TikTok tanıyor, sizi Face ID tanımadı. Haklısın çünkü biz teknolojiyi yeteri kadar bilmiyoruz evlat. Bir ne var biliyor musun? Ben neyi bilip neyi bilmediğimi çok iyi biliyorum. Ben burada sorduğun soruların tamamına yandan cevap vermeyeceğim, candan cevap vereceğim. Ben direkt olarak direkt. Çok teşekkür ederim. Çok direkt sağ olun. Vermesen bir anlamı yok. Aynen öyle. Şimdi başkanım ben ekran kaydını şu anda başlattım. İlk olarak şöyle bir ana ekranda bakalım. Hangi uygulamaları kullanıyorsunuz başkanım? Bak şuradan gör mesela. Ben de biraz şöyle yaparsanız buyur, göreyim. Gör. Bu haber okuduğunuz kaynaklar. Kaynak, evet. Aynen haberleri gördük. Bütün çok güzel. Haberler, bütün haberleri de takip ediyorsunuz. Evet. Çok güzel. Okur yazarı da takip süper ediyorum. Bütün şuradan takip başlayalım ediyorum, böyle gidelim. Şuradan evet, başlayalım evet, gidelim. Başkanım evet, YouTube'u kullanıyorsunuz yani içerik izliyorsunuz değil mi? İzliyorum. Süper. Ben burada son dakikayı görüyorum. Son dakika haberleri sizin için çok önemli. Çünkü ben TikTok'a da girdiğim bravo, zaman gündem neyse direkt olarak onu yakalıyorsunuz. Bravo. Bu başkanım ekran kaydını durdurdunuz. Aa ben hiç anlamadım. Tamam ya, buradan bir daha başlatırız. Tamam bir daha başlatırız. İkinciyi alıyoruz. En çok Nike'ın şu programını kullanıyorum. Mesela bugün 3200 adıma, 2 adım peki atmışım. Akıllı saatiniz var mı? Akıllı saat pahalı oğlum alamıyoruz akıllı saat. Başkanım bende var pahalı. 7000 fiyatı lira akıllı saat. Evet. Nasıl alacaksın anlamadım ben. Eskiden Nacar saati, İston saati, şimdi telefonda saati kullanıyoruz. Saat sen ne yapıyorsun anlamadım ya ben. Başkanım yapacak bir şey yok. Teknolojiyi takip ediyoruz. Fiyatı 7000 lira. Ya güzel kardeşim senin Allah belanı vermesin. Sen zıkkımın kökünü ye. Bizim cebimizdeki paranın ne olduğunu sen görüyor musun? Bak 20 liralıklar var. Fotoğraflara girelim başkanım. En son hangi fotoğrafları çekildiniz? Ne yaptınız? Girelim buyur. En son sabahleyin. Şöyle şunları bir küçültelim. Burada sizin ekran kayıtlarınız var. Gençlerle bir fotoğrafınızı gördüm. Bu telefonda çektiğiniz en güzel fotoğraf var mı? Yani bir ben bunu çok beğendim. Çok güzel, hoşuma gidiyor dediğiniz bir fotoğraf var mı? Var. Hangisi başkanım? Göstereyim. Şu. Aa bunlar kim başkanım? Şu benim Mustafa Sarıgül. Aa bu torun herhalde. Torun. Aa maşallah çok tatlı başkanım. Mustafa Sarıgül bak şurada bak. Aa maşallah çok güzel. Şu an zaten ekran kaydında görüyorlar başkanım. Ekran kaydını başlattığımız için maşallah. Yani Sarıgül'ü bitirmeye çalışsan da bitiremezsin. Bir Mustafa Sarıgül daha geliyor. Evet doğru diyorsunuz. Soy devam ediyor. Bazı hasetler, fesatlar, münafıklar bizi çekemezler. Peki onlar, başkanım. Onlar kim biliyor musun? Onlar halka tepeden bakanlar, evet, milletin tepeden bakanlar. Onlar ben gençlik konu aday olduğum zaman da başaramazsın dediler. Milletvekili aday olduğum zaman da başaramazsın dediler. Şoför Hakkı baban ne oldu? Nasıl başaracak? Şoför Hakkı ne oldu? Nasıl başaracak dediler. Ya Erzincan'ın dağ köyünden gelmiş nasıl yapacak dediler ama başardım merak etme. Şu anda gitmek istediğim tek bir yer var. Tek bir yer var. Hedeflerimin hepsine ulaştım. Neresi başkanım? Başbakan olmak istiyorum. Başbakan niye biliyor musun? Ülkemi saygıyla, sevgiyle yönetmek istiyorum. Ülkemi yönetecek olan bilgili, becerikli, donanımlı kadrolara sahibiz. Peki başkanım, başbakan oldunuz. Gerçekten bizim milletimiz üzerine bir söz sahibi oldunuz. Benim merak ettiğim bir nokta var. Şimdi biz yurt dışından telefon aldığımız zaman atıyorum bu telefon 50 bin lira başkanım. Yurt dışından ben bunu 20 bin liraya alabiliyorum. Bu vergiler ne olacak? Onu merak ediyorum. Gençler orta birinci sınıftan üniversiteyi bitirene kadar
alacakları bütün telefonlardan, bütün efendime söyleyeyim bilgisayarlarından, bütün elektronik eşyalarından hiçbir şekilde vergi almamamız lazım ki gençler teknolojiyi yakından takip etsin. Bir genç, başkanım şöyle bir genç, şey yapalım. Bir vallahi genç helal olsun. Evleneceği zaman alacağı ilk evden, alacağı beyaz eşyalardan, alacağı arabadan kesinlikle vergi almamak lazım ki gençler yuvalarına mutlu bir şekilde başlasınlar. Şimdi başkanım bir diğer konu var. Şimdi sizin TikTok hesabınız gerçekten bakalım, yani bakalım gitti. Bakalım lafta bir de değil bakalım. Gençler şey diyor başkanım. TikTok'un cumhurbaşkanı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben çok teşekkür ediyorum gençlere. Bak sana bir şey söyleyeyim. Bak bir dakika bak. Hemen. Bak dün koymuşuz bir tane. 700 bin takipçisi bak, var bak, başkanımızın. 700 bin olmuş. Bak dün koymuşum 659 bin. Dün koymuşuz 940. Başkanım herhalde Garanti BBVA'dan bütün parasal işlemlerinizi yönetiyorsunuz. Garantiden gidiyor. Başka var mı peki kullandığınız? Var. Kredis Bank var. Çünkü şey Türk Hava Yolları'nın evet. Oradan gidiyor. Onun evet. Süper başkanım. Getiri kullanıyor Oğlum, musunuz? Türk Hava Yolları'nı kullanıyoruz. Çünkü bileti biraz bedava alıyoruz. Evet. Her şeye tasarruflu evet. Bakıyoruz. Tabii. Başkanım devir tasarruf senin gibi, devri. Senin gibi tuzumuz kuru değil oğlum. 7 bin liralık saat var mı? Bak saatimiz bile başkanım, yok. Konuşuyorsun. Ben almadım. Sevgilin mi aldı? Yok. Sevgilim yok başkanım. Niye yalan söylüyorsun? İçeride bir kız var sana bakıyordu. Yok başkanım. Ben baktım hissettim. Valla iş arkadaşım başkanım öyle. Zaten işler öyle başlıyor. İş arkadaşından başlıyor bu işler zaten. Başkanım. Tamam senin nikah şahidin olacağım. Söz mü başkanım? Söz. Tamam teşekkür ederim. Ama önce nişanlını da bana getireceksin. Bir öğretmen olarak bir terapi yapacağım. Bakayım kızı sen mutlu edecek misin, edebilecek misin? Siz gençler evleniyorsunuz. 3 ay sonra biz ayrılıyoruz. Böyle yok başkanım yok. Ben öyle bir insan böyle değilim. Bir ama beyaz eşya konusunda sizi arayabilirim başkanım. Ben biraz masraflı çıktım başkanım. Getiri kullanıyor musunuz? Yemek söylüyor musunuz? Çok nadiren. Çok nadir. Tamam. Burada Türk ama Hava Yolları'nı şey gördüm. Söyleyeyim. Burada bir şey söyleyeyim. 9 tane kurye vefat etti. Evet. Tüketicilere de kusura bakmayın. Yemek 10 dakika geç gelsin ama kuryeler tabii, ölmesin. Tabii ya insanlar başkanım. Kuryeler çok ölmesin ve kuryeler paramparça perişan vaziyette kuryelerin gözlerinden öpüyorum. Bütün yurttaşlarımı kuryelere destek vermeye çağırıyorum. Maalesef yemekler biraz geç gelsin ama kuryeler ölmesin. Adam göreve getiriyor, göreve getirdi adamın alış başkanım geç. 35 bin lira atmasın. Haklısın. Sinirlendiriyorlar. Lütfen başkanım atmayın lütfen. 35 bin lira yani bu telefonu gerçekten çok zor şartlarda alabiliyoruz. 35 değil şu anda 55'e çıkmış. O 14 Pro Max başkanım bu 35. Şu an. Aferin takip ediyorsun yani. Teknolojiler. Bak biz yenisini gibi alamıyoruz görüyorsun işte. Yenisini alamıyoruz. Başkanım oyun oynuyor musunuz? Hiç oyun oynamaya vaktim yok. Hiç ben, mi? Ben şey çocuklar ben bilgilerimi tazelemeye çalışıyorum. Bakıyorum Einstein ne demiş, Edison ne demiş, Confucius ne demiş, evet. Öbür taraftan Gandhi ne demiş, öbür taraftan Özan ne demiş, Demirel ne demiş, Ecevit ne demiş. Bilgilerimi de güncellemeye çalışıyorum. Sizin gibi gençlerle beraber olarak da eksiklerimi gidermeye çalışıyorum. Çok teşekkür ederiz başkanım. Çünkü evlat benim görevim her şeyi bilmek değil. Benim evet. Görevim en iyi bilenlerle çalışmak. Şunu bilesin ki evlat ben neyi bilip neyi bilmediğimi çok iyi biliyorum. Benim görevim her şeyi bilmek değil genel başkan olarak. En iyi bilenlerle çalışmak. Ben çok iyi bir antrenörüm. Sağda kimi oynatacağımı biliyorum merak etme. Sağ açıkta kim var, sol açıkta kim var, orta sahada kim var, ileride kim var. Ama unutma ki benim takımım her zaman kazanan takım olacak. Acıdı mı ne oldu? Biraz acıdı başkanım ama ölmedik ayaktayız. Oğlum Sarıgül nerede bulacaksın? Sarıgül sana gel daha ne istiyorsun? Peki başkanım Instagram'a gelen son 10 mesajınızı okuyabilir miyiz? Hayır. Instagram'a ben de göreyim seninle beraber. Bayağı da bir mesaj varmış başkanım. Bir kere kaç bin izlenme olmuş ona bakalım. Bakalım başkanım. 235 bin izlenme olmuş. 75 bin izlenme olmuş. Gençler bu nerede nasıl göreceksiniz? Şuradan göreceksiniz değil mi? Evet. Ne yapmış? Beğeni göndermiş. Gençlerin değişime yüzü gülecek demiş. Mustafa Sarıgül demiş. Kalp göndermiş. Haklısınız başkanım demiş. Başkanım Maltepe'ye gelmeniz çok lazım çok güzel demiş. Mesajlar alıyorsunuz başkanım. %100 bak %100 burslu olarak üniversitesini okumuştum. Ha bizim okulda okumuştum. İşte meslek son. Mustafa Sarıgül bildiğim kaç kişinin okumasına yardımcı olmuştur. Hiçbir tanışıklığım olmadı. Yalnızdı. Yalnız olmadığı halde elimizden tutmuştur. Rabbim razı olsun. Başkanım bu telefonda aldığınız en güzel mesaj hangisi? Yani WhatsApp olur, iMessage olur. Yani ben ya, bu mesajı aldım, çok mutlu oldum dediğiniz bir mesaj var mı? Var var. Mesela bir çocuk vardı, ona bir Galatasaray forması göndermiştim. Ne kadar mutlu oldu. Anıtkabir'de görmüştüm. Evet başkanım, burası Türkiye'nin en büyük teknoloji ofislerinden bir tanesi. Hı-hı. Size bir ürün denetmek istiyorum. Olur olur. Hesabını alayım. Ne ürünü bu, ne yapıyor bu? Başkanım bu gözünüzü rahatlatıyor. Şimdi önemli. Siz dediniz ya, ben çok ekrana bakıyorum, evet, çok evet, zaman evet, geçiriyorum. Evet. Ben bunu direkt olarak size takacağım ve gerçekten sizi rahatlatacak. Allah Allah. Şöyle takıyorsunuz başkanım. Buyurun. Burada kalbim saçlarım falan bozulmasın. Yok yok başkanım. Aa tamam süper.
Süper. Şimdi başkanım şurada bir düğme var. Bastı, bas bakayım. Basılı tutuyorum. Şu an masaj yapmaya başladın mı başkanım? Başladı. İyiyim peki? Şu an rahatlıyor musunuz? Evet evet. Sesler nasıl? Çok güzel. Ben gidiyorum o zaman başkanım. Siz çok güzel keyfinize ya. Bakın. Aa çok güzel. Tamam gitmiyorum. Buradayım. Çok güzel. Çok peki güzel. Başkanım şöyle bir dakika. Mesela buna bir kere bastıktan sonra modu değişiyor. Daha hızlı yapıyor veya daha yavaş yapıyor. Bir kere daha basalım. Şu an hızlı başkanım. Bravo. Bravo. Beğendiniz mi? Beğendim. Süper. Çok güzel. Hop süper. Başkanım bozulmadı, hiç bozulmadı. Çok teşekkür ederim. Bunu da denemiş olduk. İnsanlar diyor ki Mustafa Sarıgül çok sinirli. Niye bu kadar sinirlisiniz başkanım? Yani ya şöyle, Türkiye'deki fiyatlara mı? Ne bileyim. Şöyle. Buyurun. Şöyle aslında gördüğün gibi o nasıl bir şey biliyor musun? Aslında ne kadar güler yüzlü, cana yakın, keyifli bir insan ama ya, millet şey diyor Mustafa Sarıgül çok sinirli. Ya, konuya göre kendimi vermem lazım. Şimdi sen mesela bir iPhone 55 bin lira olmuşsa nasıl sinirlenmeyeceksin? Aa. Bir tost okula gidiyorsun ya bir tost ya kardeşim tost ayran 25 lira olduysa nasıl sinirlenmeyeceksin? Evet ben haklısınız. Şimdi şöyle bir şey düşün. Dolar 8 lira olsun bakayım bir anda 8 lira düşsün bakayım niye sinirleniyorum? Her evlat gitsin bakalım bir tane okulda mutlu olsun bakayım niye sinirleniyorum? Keşke. Ben mutlu Türkiye istiyorum. Güler yüzlü Türkiye istiyorum. Ama Türkiye'nin yüzü gülmüyor kardeşim benim yüzüm nasıl gülsün? Başka nasıl, sizin nasıl de ulusal kanallarda da böylesiniz yani. Böyle vuruyorsunuz geçiyorsunuz ben yani. Ben doğalım kardeşim. İçimden ne geliyorsa onu yaparım. Siyaset için bir şey yapmam. İnandığımı yapıyorum. Ben partimi kurmadan önce arkadaşlarımla konuştum. Gerçekçi olacağız biz. Gerçekçi. Peki başkanım siz diyorsunuz ya işte Amerika sempatizanı olmayın. Amerika'ya özenmeyin. Bu telefon 55 bin lira. Peki siz neden iPhone kullanıyorsunuz başkanım? Haklısın, haklısın. Çünkü Türkiye'deki teknoloji yeteri kadar gelişmemiş. Benim amacım Türkiye'de öyle bir silikon vadi kurmalıyız ki bunun içindeki sonra yazılımı Türkiye'deki firmalar daha iyi. Bilişim vadimiz var aslında Gebze'de var başkanım. Var ama evladım o kadar kafi değil. Düşünce üretmiyoruz. Anladım. Mesela şöyle bir şey düşün. BioNTech aşısını kuran iki tane Türk hocamıza biz laboratuvar desteği verseydik, kimyasal destek verseydik, onlar o aşıyı burada bulsalardı ne olurdu? Çok büyük bir kalkınma olurdu. Hem Türkiye'nin tanıtımına katkı olurdu, hem ekonomik olarak olurdu, hem Türkiye için muazzam bir şey olurdu. Demek ki bu, demek ki bunun gibi çok insan var ama destek vermek lazım, önlerini açmak lazım. Son olarak başkanım, bu telefonda kullandığınız bir aksesuar var mı? Sadece telefon mu kullanıyorsunuz? Teknolojiye dair, mesela atıyorum benim bilgisayarım var, kulaklığım var veya bir akıllı saatim var gibi. Sadece telefon mu hayatınızdaki? Sadece telefon var çünkü bilgisayarın karşısına dahi oturacak vaktim yok. Evet. En ufak bir şey olduğu zaman yardımcılara söylüyorum. Hangi bilgi istiyorsam o bilgi bana geliyor. Profesörlerle, doçentlerle, yardımcı doçentlerle, bürokraside uzun yıllar görev almış arkadaşlarımla, siyasette uzun yıllar görev almış çok güzel bir ekiple çalışıyorum. Çok güzel başkanım. Evet. Geldiğiniz için elinize ayağınıza sağlık. Yani diyorsun ki. Yar saçların lel, haydi sana güle güle öyle mi? Estağfurullah başkanım. Canı size ayrılmadan bir SDN kupası hediye etmek istiyorum. Varsa hemen canlı canlı bir kutu açılışı yaptık. Şöyle takdim edeyim. İçtikçe bizi hatırlarsınız artık başkanım. Çok teşekkür ediyorum bu kupa için. Ben de yıllar önce bir yere gittiğim zaman ben de UEFA kupasıyla gidiyordum yönetici olduğum futbolu zaman. Futbolu seviyor musunuz başkanım? Ben uzun yıllar Galatasaray'da yöneticiydim. Aa, doğru. Hacı Papescu'yu, Taferel'in İliye'nin alınmasına çok önemli katkılarım oldu. Faruk Süren'in başkanlığı döneminde Fatih Terim'in hocalığında 4 sene şampiyon olduğumuz dönem Galatasaray yöneticiydim. Başkanım peki bu Dünya Kupası'nı kim kazanır? Ben Almanya'nın kazanmasını istiyorum. Ben çok de Arjantin istiyorum. Başkanım Messi'ciyim valla. Ben Ronaldo'cuyum kusura bakma. Teşekkür ederiz başkanım. Elinize, tabii sen benim başbakan olacağıma inanmıyorsun değil mi? İnanıyorum. İnşallah olursunuz. İnanıyor musun? Ve inşallah olursunuz da hani bu söylediğiniz... Yandan mı konuşuyorsun candan mı? Direkt olarak size konuşuyorum başkanım. Aslanım benim. İnşallah ben de senin... iPhone'lar 10 bin liranın altında olursa başkanım. İnşallah. İnşallah. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu serinin devamı için başkanım artık videoyu inşallah, kapatırsanız inşallah, sevinirim. Inşallah. Ben de çok teşekkür ediyorum. Son derece keyifli bir yayın oldu. Müthiş sorular sordu. Sorularını içtenlikle sordu. Ben de bilesiniz ki kesinlikle yandan cevap vermedim. Candan cevap verdim. İnandığım şekilde konuştum. Umarım izleyerek keyif alırsınız. Ama gençlere son olarak da şunu söylemek isterim. Gençler, hayatta pes etmeyin. Mücadeleci olun. Ne bir eksik ne bir fazla. Mustafa Sarıgül kitabını okuyun. Ben başardım. Siz de başaracaksınız. Sakın ha sakın pes etmeyin evlatlar. Güneşi görmek istiyorsanız gölgeden çıkın. Başkanım bir kebap yeriz artık. Tabii. Hemen.